Şimdi şu şey meselesini tamam onları ben yine yerleştiriyorum yer yerine. Oyundaymış gibi ses gelmiyordu. Patlatmaya bastığında o C4 şeysi. O C4 sesini de ben BF3'ten BF4'ten çaldım. Yalan yok. BF4'e girdim, C4 patlattım. Ondan çaldım sesi. Sonra edittir. Odur budur şudur. Düzelttim bir şeyler yaptım. Şimdi bir sorunum var. Belli bir mesafede etkinleşmesi gerekiyor. Sorunum bu. Yani uzaktayken de C4 yerleştir yazısı çıkıyor. O gıcık ediyor. Özellikle büyük yerlerde. Yani kapı gibi. Ya çünkü bu şey bug'lıydı biliyor musun? Nasıl söyleyeyim bu? Şu şey bug'lı. Yani şu kapı bug'lı. Mesela kapıda şuna ben şuraya koydum. Buna yapıyorum. Çıkmıyor. Katiyen çıkmıyor. Şey veriyorsun bir değer atıyorsun. Gidiyorsun böyle masum tekerle vermiyor. Ben de eşek kadar bunu koydum böyle kapının biraz önüne. Hatta bunu da böyle birazcık arkaya doğru götür. Buna da vermiyor. Birazcık çektim, çevirdim, ettim, tuttum. Geçti. İstisna var mı diye 5-6 kere test ettim. İstisnası yok. Oldu. Geldim ama yani şuradan da C4 yerleştir diyebiliyorum buraya ve C4 yerleştiriyorum. Çok saçma. Bunu ne yapacağız? Şu trigger'in içerisindeyken yapacağız. Nasıl yapacağız onu? 2 saat mesafeyi falan filan falan filan yapmaya kalktım. Çok mantıksız lan. Şu an aklıma bir fikir geldi. Bir fikir geldi. Basmaya fikir geldi. Condition. Neyse bu disk alsın. Any player içerideyse bunu içeride değilse ne yapıyor? En son zaten removal action vardı. Removal action'dan ne koyduk? Bunu koyduk usta. Mantıklı abicim. Harbi diyorum mantıklı. En basiti lan. Şu an aklıma geldi o. Yoksa 2 saat büyüktür küçüktür işaretiyle hiç yok mesafesini al. Onu yap bunu yap. C4 yerleştir C3 yerleştirebiliyorum. Hop. Şey yapmadık, repeatable yapmadık. C3 yerleştirilince içinde olup olmaman bir şey değiştirmeyecek. Herhangi bir şekilde bug'a girer mi acaba? Yani C4'ü koyduktan sonra bir daha C4 koy yapar mı? C4'ü koyunca şey yapmamız lazım o zaman. C3 her ne boksa. Hoppa. 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 C3'ü koyduk diyelim. Şu an oyuncu hiçbir şekilde hareket yapamaz. Ben bir kere nişan alması şuna bastım. Nişan alabilir. Bir daha C3 yerleştir diyor bak. Yapamadım. Abicim adamlar manyak sıkıyor. Eskiden şey vardı ya. Böyle adamların götünü, başını, osunu, busunu, zekasını bile ayarlayabiliyordun. Şimdi yok yani. Geçiştirmişler anasını satayım. İşte revive'ı açar kafada. Enable stamina. Staminasını, hasarını, model şeysini yani kendisini modeli göster. Oh, o kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şey göstermiyor. Şey yapmıyor. İşte bug'a giriyor.
Bu şekilde de yapılmaz. Bug'a giriyor. Yani bir daha C3 yerleştirebiliyoruz. Bir daha C3 yerleştiremememiz lazım. Ya işte zeka gerekiyor abicim. Bir senaryoyu hızlı bir şekilde yapmak için zeka gerekiyor. Çözüm yeteneği gerekiyor. Çözüm üretmen gerekiyor. Ki o bende böyle anında gelen şey değil. İlham tarzı benimkisi. Anladım. Ben oyunun yapımcısı değilim. Hangi komut neye yarıyor? Ben yani onu gidip 2 saat öyle bir komutun olduğunu bilip ondan sonra gidip araştırmam gerekiyor. O yüzden birazcık ilhamın gelmesini beklemek durumundayım galiba. İlham, ilham, cık cık, gel oğlum. Konuşak da şimdi hemen anında demedim ki ben. Neyse benim dakikam yok. Neyse ilham geliyor. CTRL'se ilham geliyor. Böylelik olsun yani. Böyle böyle olsun yani. Belli böyle olsun artık. Ne yapalım yani? İlham. İlhamımızı alayım. Yeterli ilham. İlham kaynaksızlığından kaynaklanıyor. Tabi. İlham yeterince ilham alıp gelseydim böyle olmazdı. Değil de kulaklığı tak çıkart. Sıkıntı oluyor. Steam açık kalsın. Bilgisayarı da boş açık bırakmayı sevmiyorum. Yani bu bilgisayar boşuna açık bırakılmaz. Böyle bir bilgisayar. Neyse, ilham.